Şeytanın korkunç tuzağı deşifre oldu. Gerçekler açığa çıktı. Son zamanlarda internet ve sosyal medyada ısrarla Allah'ın isimleri diye zikredin denilen Mezcelin ve Bezcelin nedir? Bu isimler Kur'an'da yok, hadislerde yok. İmam-ı Rabbani'nin, Abdülkadir Geylani'nin eserlerinde ve zikirlerinde yok. Ehl-i sünnet tarikatlarda yok. Ehl-i sünnet alimlerin eserlerinde yok. Ama ne kadar gariptir ki neredeyse tüm büyük kitaplarında bu isimler var ve aynen geçiyor. Şeytanların kullanıldığı büyü terkiplerinde ve cin davetlerinde de sıkça ve bolca kullanılıyor. Peki nedir bu isimlerin gerçek manası ve şifresi? Allah'ın esmalarının zikrinden yüz çevirtilip neden bu isimler zikir yaptırılıyor? Perde arkasındaki sır nedir? Sözde manevi hocalardan ders aldım diyerek bu isimler insanlara neden ısrarla zikir yaptırılıyor? Sizin için derin ve geniş bir araştırma yaptık ve şeytanın korkunç bir tuzağıyla karşılaştık. Mezcelin, Bezcelin kelimeleri Zodacare, Zodemeranu kelimelerinin çok eski bir dildeki karşılığı, yani ta eski Atlantis'e kadar gidiyor. Yani insanlar tarafından unutulmuş bir dil olduğu için şeytanlar bu dili şifreli olarak kullanıyorlar. Zodacare, Zodemeranu aslında internette Enoch veya melek dili olarak geçen, aslında şeytanların dili olan ve şeytanların birbirleriyle şifreli iletişim kurdukları bir dildir. Mezcelin diğer bir ismiyle Zodemeranu, Efendimiz şeytanın hizmetkarları ortaya çıkın anlamına geliyor. Bezcelin diğer bir ismiyle Zodacare, Efendimiz şeytanın hizmetkarları ilerleyin anlamına geliyor. Büyük kitaplarında ve cin davetlerinde kullanılmaların arkasındaki bilinmeyen sır da tam olarak budur. Özellikle metal müziklerde kullanılan bu şifreler aracılığıyla şeytanlar gerçek planlarını ve insanlara karşı öfkelerini anlatıyor ve şeytanlar bu müziklerin sözlerinde ifşa oluyor ve çok fazla mesaj veriyorlar. Yani bilerek veya bilmeden şeytanın hizmetine bu isimleri zikrederek girenler, sizlere Allah'ı bilinmeyen isimleri ile zikrediyorsunuz diyerek Mezcelin diğer bir ismiyle Zodemeranu, Efendimiz şeytan hizmetkarları ortaya çıkın dedirtiyorlar ve Bezcelin diğer bir ismiyle Zodacare, Efendimiz şeytan hizmetkarları ilerleyin dedirtiyorlar. Saf, cahil, bilgisiz insanlar da bu isimleri zikredip şeytandan yardım alıyorlar ve şeytanların da onlara verdiği geçici ve aldatıcı rahatlatmayla ruhlarını şeytana bilmeden satıyorlar. Allah'ın o kadar esması varken Allah'a ait olmayan isimleri Allah'ın ismi diyerek iftira atmanın tam cezasını böylece çekiyorlar. Ne diyelim, insanın kendisine yaptığı kötülüğü kimse yapamazmış. Bu zikirlerin arkasındaki tuzaklara bilmeden sürükleniyorlar. Bu isimleri ders verene de evliya zannediyorlar. Şeytanları ve şeytana aldananları evliya yapıyorlar. Allah bu kardeşlerimizi bu durumdan kurtarsın ve böyle sağdan yaklaşan şeytanlardan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Amin.